üretmeden tabii, ekonominin tabii, düzeleceği falan mümkün tabii, değil. Demek ki üretmek lazım. Üretim ekonomisi çöktü. Yani ne oldu? Türkiye bugün devamlı şey bir şey gibi, hani bazı böyle miras yediler olur falan. Hı. En sonunda babasının servetini de batırır. Hı. Batırdıktan sonra eskiden kalan itibarla borçlanmalar başlar. Hı. Aslında eskiden kalan itibar da demeyelim ona, kasıtlı olarak bize ödeme gücümüz olmadığı halde borç veriyorlar, sebebine topraklarımıza el koyacak, haciz yapacaklar yani. Ve o süreç başladı. İşte topraklar satılıyor, komite sahip teşekkürleri satılıyor ve Türkiye bir parçalanmaya doğru gidiyor ve ekonominin bu çöküntüsü Amerika'dan gelen baskılara direnmemenin bir gerekçesi haline geldi. Şimdi geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'la bizi şereflendirdiler, bir kahvaltı yaptık. Evet. Ondan sonra orada konuşuyoruz, çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki Türkiye yönetenler bugün aralarında şöyle konuşuyorlar. Yani kim gelirse gelsin, tabii dedi yani İşçi Partisi hariç, kim gelirse gelsin sonuç itibariyle Amerika'nın, Avrupa'nın baskıları karşısında boynunun üstünde bir satır olacak ve buna direnme kabiliyeti yok. Kendi aralarında bunu itiraf ediyorlar diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani Amerika isterse ipi çeker, efendim büyük ekonomik krizlere yol açar. Onun için Amerika'ya direnemeyiz. Nerede direnemeyiz? Güneydoğu'da direnemeyiz, Kıbrıs'ta direnemeyiz vesaire. Yani bunu aktarıyor. Şimdi bakın, bu ekonomik çöküntü ve direnme kabiliyetini Türkiye'nin onlara göre kaybetmiş olması, daha doğrusu bir çıkar sistemi oluştu. Bu çıkar sistemi hortumculuk, dolar ve borsa vurgunculuğu ve büyük faizcilik, onların çıkarlarıyla Amerika'nın çıkarları birleşti. Onun için Türkiye parçalanmaya gidiyormuş, yıkıma gidiyormuş falan. Gerekçe de millete hazır. Amerika'ya bir şey diyemeyiz, yoksa ipimizi çeker. Amerika'ya bir şey diyemeyiz, borsa. Ama bütün bunlara rağmen Amerika Türkiye'yi kaybetmeye göz alabilir mi? Yakın zaman için. Türkiye'yi kaybetmeyi tabii göze alamaz ama Amerika'da şunu görüyor. Yani Türkiye'ye yüklediği rolü bu Türkiye kabul etmiyor. Yani Türkiye'ye yüklediği rol Amerika Birleşik Devletleri'nin kriz bölgelerine müdahale gücü olması. Yani Amerika'nın emrinde Orta Doğu'ya, Kafkaslara, Orta Asya'ya doğru Türk ordusu sürülecek. Piyon gibi. Hı. Şimdi bütün Amerikan harp akademileri, dergileri, stratejilerinde falan bu böyle tarif edilmiş. Kriz bölgelerine müdahale misyonu. Hatta hatırlayacaksınız, Çevik bir bunu biz üretiriz, güvenlik üretiriz Batı için dedi. Yani Batı'nın piyonu oluruz, zarif ve bir takım dikkatli sözcüklerle söylemiş oldu. Ve bu güvenlik üretimi olayı hükümet programlarına girdi. Yani Mesut Yılmaz'ın, Tansu Çiller'in ve sonra da Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan'ın hükümet programlarını dikkatle okursak, işte kriz bölgelerine müdahale misyonu var. Zaten güvenlik şirketleri ürettiler o dönem. Generalimiz Amerika'da da güvenlik şirketleri kurdu. Evet, güvenlik üretimden kazık. Yani Amerika'nın askeri oluruz, Mehmetçiği cepheleri süreriz falan. Şimdi bakın, bu pamuk üretiminden, demir, çelik üretiminden, efendim elektronik üretiminden, diğer bildiğimiz üretimlerden vazgeçmek ve onun yerine yani Mehmetçiğin kanını satma. Aslında Mehmetçiğin kanını satma politikasıdır bu. Hı. Türkiye bugün Mehmetçiğin kanını satma tehditleriyle karşı karşıyadır. Şimdi bunu tabii Türkiye'nin İran'ın üzerine falan sürülmesi mümkün değil. Kabul etmez. Şimdi Amerika Türkiye'ye bunu kabul ettirmek için ne yapmaktadır? Türkiye'yi parçalamayı gündeme getirmiştir. Yani öyle hale getirecektir ki oradan koparacak, buradan koparacak. Amacı Türk ordusunu yenilgiye uğratacak Amerikan planına göre ve en sonunda o ilan ettikleri haritalardaki durum ortaya çıkacak ve o Türkiye de Amerika'ya teslim olacak. Evet. Şimdi bundan hiçbiri olmayacak, onu söyleyeyim. Evet. Yani bu Amerikan senaryosu kesinlikle gerçekçi değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bugün Irak'ta bile yeniliyor. Evet. Irak'ta yeniliyor. Irak'la baş edemeyen bir Amerika, Türkiye'yi, İran'ı, Suriye'yi efendim hizaya getirecek. Bunların hepsini alt edecek.
Orta Doğu'yu parçalayacak, oradan Orta Asya'ya sıçrayacak falan, bunların hiçbirinin olması mümkün değil. İşte burada İşçi Partisi birden sahneye çıkıyor. Siz, bakın. Siz, tabii ben bütün siyasi parti liderlerini aşağı yukarı 25 yıldır yakını takip ediyorum. Siz bilginizle, birikiminizle hem Türkiye'de değil sadece, yani dünyada da olup bitenleri çok iyi takip ve analiz ediyorsunuz. Takip, evet. Bu son senaryo hadsında olan Washington'da, enstitüde. Bizim mutlaka bu konuyla ilgili bilgiler size de gelmiştir. Bizim iki tane generalimiz o toplantıya katıldı mı sizce? Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum ama oradaki bir ateşenin bir takım İsrail'le falan filan ilişkileri olduğu şeklinde bazı bilgiler var. Büyükelçilikteki ateşeniz. Yani, Tuğgeneral. Tuğgeneral rütbesi, onun rütbesini bilmiyorum. Evet. Böyle bir bilgiler var ve zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aleyhine psikolojik savaş da esas olarak ondan kaynaklanan bazı sözler veya ona yüklenen, ona gönderme yapılan bazı sözlerdi. Şimdi orada şu ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratma faaliyeti Amerika'nın tabii, evet. Yani evet. Devamlı bir tabii, psikolojik tabii. Savaş var. İşte Şemdinli'den başladı, Danıştay'dı, efendim Hrant Dink'e falan kadar uzanan bütün o tertipler zincirinde dönüp dolaşıp bir Türk Silahlı Kuvvetleri'ne vuruldu. İki işçi partisi, yani Danıştay suikastini Doğu Perinçek düzenli diye bile getirdiler. Şemalar yayınladılar, merkeze koydular, gazetelerde yayınladılar. Efendim Ankara'da terörle mücadele şubesinde o Aslan Alparslan sorguya çekilirken ona Doğu Perinçek bizim arkamızdaydı falan dedirtmeye kalktılar. Hani tabii o çocuk... Ama orada Ramazan Akyürek, yanılmıyorsam Milli İstihbarat Daire Başkanı. Evet. Şey, yani Emniyet İstihbarat Dairesi Genel Daire Başkanı. Onunla bir ilintisi olduğu söylendi, ortaya çıktı. Sizin, ben hatırlamıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam, 2 yıl önce bir basın toplantısı düzenlemiştiniz. Evet. Ben de katılmıştım oraya. Evet. Orada zamanın valisi Erol Çakır'ın Ramazan Akyürek'le ilgili bir belgesini, resmi bir belgeyi açıklamıştınız. Evet. Şimdi o belgeden yola çıkarak bu Danıştay saldırısı ve hatta Hrant Dink olayı. Bunlarla ilgili bir bağlantı kurdunuz mu? Şimdi efendim apaçık ortaya çıktı zaten. Yani olay Trabzon'da Emniyet Müdürlüğü zamanında Ramazan Akyürek'in bir grup eleman örgütleniyor. Emniyet örgütlüyor. Evet. Bunlara haber elemanı diyor. Fakat bir bakıyoruz bu haber elemanları her türlü terör olayının, şiddet olayının içinde. Yani ne yapıyor? İşte papazı öldürüyor. Efendim McDonald's bombalanıyor. Hrant Dink'te de bunlar tam kadra mevcut. O bir kişinin üzerine yıkılacaktı senaryo, öyle kuruldu. Fakat Samsun'da o gün Samas'ta jandarma kapınca onu konuşturdular. Söyledi çocuk. Söyleyince bu sefer her şey ortaya döküldü. Yani çocuğu Trabzon'a kadar gelebilseydi bir tane çocuk vurdu, kırdı, işte psikopatın biri falan diye olayı bütün... Bu arada çok ilginç. Mesela Hrant Dink'in öldürülmesinden yaklaşık 7-8 gün önceydi. Yine Ankara'dan bir gazeteci arkadaşım gelmişti benim.